Evet, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi dedik. Kararı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem'e soracağız. Sayın Senem, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, siz daha önce 28 Şubat davası ile ilgili olarak iddianameyi FETÖ'cülerin yazdığını söylemiştiniz. Çok net hatırlıyoruz. Bu tutuklama kararının da FETÖ'yü sevindireceğinin özellikle altını çizmiştiniz. Şimdi bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen yorumunuzu almak isteriz. Doğru, çok teşekkür ederim. Yine karar Yargıtay'dan onaylandığı zaman sormuştunuz. Bu ifadeleri kullanmıştım. Davayı açan ve soruşturma yürüten savcı FETÖ'den, şu anda FETÖ üyeliğinden tutuklanmış olan Mustafa Bilgili hakkında FETÖ üyeliğinden dolayı verilen hüküm kesinleşti. Kendisinin hakkındaki hüküm şu anda infaz ediliyor. 10 yılın üzerinde bir hapis cezası almıştı. 28 Şubat davası bir FETÖ kumpas davasıdır. Hiçbir tereddüte yer bırakmadan, altını çizerek söylüyorum. Bu dava bir FETÖ kumpas davasıdır. Bu davanın onanmış olması Yargıtay açısından bir kara leke olarak kalacak ve sürekli tartışılacaktır. Bunu da çok net olarak söylüyorum. Atatürkçü, vatansever generalleri, subayları, 80 yaşına gelmiş olan insanları, kuvvet komutanlarını mahkum etmek, onlar hakkında FETÖ'nün kumpasını gerçekmiş gibi onaylamak kesinlikle hukuk dışı bir olaydır. Eleştirilmesi gereken bir olaydır ve Yargıtay tarihine kara leke olarak girecektir, kara leke olarak kalacaktır. Bunu net olarak söylüyorum. İkinci noktaya gelelim. 28 Şubat olayı anayasanın 174. maddesinde belirlenen devrim kanunlarının uygulanması kararlarıdır. Devrim kanunlarının uygulanması 18 maddedir. Tek bir maddesi başka bir anlam ifade etmiyor. Tamamı diyor ki devrim kanunlarını, anayasanın 174. maddesini uygulayalım diyor. Bundan ibaret. Onun dışındaki uygulamalar başka. Bazı uygulamalar olmuş, efendim Sincan'da tanklar yürümüş. Sincan'da tankların yürümesi her yıl NATO kapsamında yapılan planlı bir tatbikattır. Dava dosyasını biliyorum. O dava dosyasına aynen bu şekilde geldi, bu belge yerleşti. Mahkumiyetle ilgili bütün belgeler sahtedir. Bütün belgeler FETÖ'cülerin kumpası ve sahte belgelerdir. Bunu da net olarak söylüyorum. Erbakan'ın istifa ettirilmesi iddiası gündeme getiriliyor. Erbakan 18 Haziran 1997 günü istifa etti. 1990 günü. O gün bir basın toplantısında bunu açıkladı. O basın toplantısında Tansu Çiller başbakan yardımcısı olarak vardı ve Muhsin Yazıcıoğlu vardı. O Refah Yol hükümetini dışarıdan destekleyen bir genel başkan olarak Muhsin Yazıcıoğlu oğlu vardı. O toplantıda Sayın Erbakan'ın sözleri aynen şöyledir. O belge de görüntülü olarak dava dosyasına girdi. Erbakan basın toplantısında diyor ki, biz diyor, soruyorlar niye istifa ediyorsunuz diye, diyor ki ben Sayın Çiller ile hükümet protokolü, Refah Yol hükümeti protokolünü imzalarken bir yıl sonra benim yerime Sayın Çiller'in başbakan olacağını kararlaştırdık, protokolda var. O protokolün gereği olarak istifa ediyorum. İmzalar yeter, hükümetin güven oyu alması için yeterli milletvekili imzası da hazır. Bunları da Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağım ve Bayan Çiller'in başbakan olarak atanmasını istiyoruz diyor. İstifanın askerlerin baskısıyla olduğu tam bir yalandır. FETÖ kumpası ve yalandır. Bunu söyleyeyim. Erbakan'ın görüntüleri orada duruyor. Televizyonlarda da duruyor. O günü getirsinler. Tarihini de söylüyorum. 18 Haziran 1997 görüntülü, sesli, aynen böyle söylüyor. Onun için 28 Şubat'tan itibaren 4,5 ay geçmiş Gülşah Hanım. Evet. 4,5 ay sonra istifa ediyor. 28 Şubat günü istifa etmiyor Erbakan. 18 Haziran 1997 günü, yani 28 Şubat kararlarından 4,5 ay sonra istifa etmiş. Hükümet devam etmiş. İstifa ederken de diyor ki ben
İstifa mı? Protokol gereği. Refah Yol Hükümeti'nin protokolü gereği istifa ediyorum diyor. Şimdi bütün bu gerçekler, bu belgeler ortadayken bu kararı onamak bir hukuk cinayetidir. Bir hukuk cinayetidir. Bir hukuk cinayeti işlenmiştir. Generallerimizi, 80 yaşındaki insanları şimdi hüküm onandığı için yakalama kararı çıkarmak ve infazını sağlamak, tabii bu mecburi bir durum, bir hukuki zorunluluk bu. Karar onandığı için savcılığın yapacağı bir şey yok. Mahkeme dosyayı savcılığa gönderecek. Savcılığın infaz bürosu da bu infaz işlemleri ilgili süreci başlatacak. Olay budur. Bunun bir başka bir formülü yok. Fakat şunu söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi eğer bu olayla ilgili bir hak ihlali kararı vermezse, o zaman o geçmişte bazı FETÖ'cülerle ilgili, bazı PKK'lılarla ilgili, HDP'li milletvekilleriyle ilgili verdiği hak ihlali kararlarında nasıl bir taraf içinde olduğunu kanıtlamış olur ancak. Bu davayla ilgili bir hak ihlali kararı vermek elzemdir. 84 yaşına gelmiş Çetin Doğan, diğerleri de 80 yaşına yakın insanlar. Bunların infazının durdurulması ve bir tedbir kararı verilmesi zorunluluğu var. Anayasa Mahkemesi beklemeden bir an önce bu kararı vermeli ve bu insanların cezaevine girmesi zulmüne son vermelidir. Avukatları başvuruda bulunmuş fakat hala cevap gelmemiş bu arada. Bu konuda bir karar verilmemiş. Verilirse emsal olarak bu karar iki kişiyle ilgili başvuru yapılmış. Diğerleri açısından da emsal olarak uygulanabilir. Hı hı. O bakımdan Anayasa Mahkemesi vakit geçirmeden bu konuda bir karar vermek zorundadır. Bunu vermek durumundadır. Hukuk olarak yapacak başka bir yol kalmıyor. Bunu ifade etmek isterim. Ama bu karar yargı tarihimize bir kara leke olarak girmiştir. Bunu bir kere vurgulayarak söylemek isterim. Hukuk cinayeti diyorsunuz, FETÖ'cülerin evet, kumpası cinayeti diyorsunuz. Zaten kesinlikle daha önce söylemiştiniz. Bütün deliller sahte ve FETÖ'cülerin uydurduğu deliller. Ortada dosyaya giren deliller ise ortada bir suç olmadığını, Erbakan'ın istifasının askerlerin bir baskısıyla vesaireyle söz konusu olmadığını kesin olarak, maddi olarak kanıtlıyor. Bütün bu kanıtlar ortadayken nasıl onanabilir böyle bir karar Yargıtay'da? Nasıl böyle bir karar verilebilir? Bunun hukukla hiçbir şekilde izah edilmesi mümkün değil. O bakımdan kara lekedir diyorum. Evet. 28 evet. Şubat'la ilgili tartışmalarda hedefin Erbakan hükümeti olduğu söyleniyordu. Bununla ilgili de biraz evet, bu da bir kocaman değerlendirmenizi almak istedim. Bu da bir kocaman yalan. Evet. Erbakan'ın hedef olması söz konusu olsaydı 28 Şubat'tan hemen sonra 28 Şubat kararlarını o hükümet uygulama kararları aldı ve ilgili bütün devlet birimlerine bildirdi. 28 Şubat kararları uygulayacaksınız diye bu kararları bildirdi. Erbakan hükümetine hiçbir şekilde istifa et baskısı olmadı. Olsaydı 28 Şubat'tan hemen sonra istifa etmesi evet, gerekirdi. 4 ay beklemezdi. Böyle bir şey yok yani. 4,5 ay beklemiş. 4,5 ay sonra da hükümet protokolü gereği istifa ediyorum. Askerler bize baskı yaptı vesaire falan diye bir iddia var. Çiller geldi bu davada tanık olarak dinlendi 28 Şubat davasında. Orada da sordu avukatlar askerlerden bir baskı geldi mi? Ne münasebet? Kimin haddine diye ifade verdi. Kimin haddine diye. Yani bütün bunlar bu gerçekler ortadayken nasıl böyle bir karar verilebiliyor? Değil mi? Evet. Kamuoyumuzun, halkımızın bunları görmesi lazım. Burada kesinlikle bir şekilde bir siyasi tavır, bir ideolojik tavır söz konusu. Askerlere, generallerimize karşı bir ideolojik tavır söz konusu. Bu tavır yargının tavrı olamaz. Bu tavır hukuki bir tavır olamaz. Bu tavır vicdani, ahlaki bir tavır olamaz. Onun için bu kararın kesinlikle hukuka, vicdana, ahlaka aykırı olduğunu söylüyorum. Ve bu kararın yargı tarihimize bir kara leke olarak girdiğini ifade etmek istiyorum bir kez daha. Evet. Bir başka başlığa daha geçmek istiyorum. O da HDP'nin kapatılma davasında HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nden istediği ek süre talebi. Hala bir evet. cevap gelmedi Anayasa Mahkemesi'nden. Bununla ilgili de aslında kararını hızlıca verip reddetmesi bekleniyordu. Kamuoyunun talebi de buydu. Anayasa Mahkemesi Başkanı açıkladı biliyorsunuz tatildeyiz diye. Evet. 1 Eylül'e kadar tatildeyiz dediler. İş yükümüz çok ve tatildeyiz. Tatilden dönmelerini dedi. Bekliyoruz beyefendiler. Tatilden döndüklerinde herhalde bir karar vereceklerdir. 28 Şubat davasındaki 84 yaşındaki insanların bireysel başvuru hakları ile ilgili de aynı şekilde onların tatilden dönmesini bekliyoruz.
Bu tabii iç acıtıcı bir durum. Mehmetçiğimiz iç acıtıcı evet. Ve Mehmetçiğimiz şehit olurken Diyarbakır anneleri evet. Anlaşılması mümkün olmayan bir tavır bu. Kesin olarak bunu doğru bulmuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bu tavırlarını da tarih kaydetmiştir. Hukuk tarihi kaydetmiştir. Bir yere yazdık. Hı hı. Peki Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararı merak ediyoruz tabii ki. Siz ne öngörüyorsunuz bu anlamda? Aslında dediğiniz gibi sinyallerini verdi iş yükü açıklamasıyla. Evet. Ancak bu evet. Anayasa Mahkemesi'nin imajını da oldukça zedeleyecek bir durumdayken tabii. Eğer böyle bir talebi kabul ederse eğer nasıl bir sonuç, nasıl bir tablo çıkar? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi ne öngörüyorum ayrı bir konu, ne olması gerektiği ayrı bir konu. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadarki tavrından anlaşılıyor ki böyle bir süre verecekler. Verecek. Bu, onların tavırlarından bu anlaşılıyor. Hukuki bir normatif şey olarak görüyorlar ve dar şekilde yorumluyorlar. Ya da şeyin PKK'nın, HDP'nin lehinde bir kanaatle işi böylece uzatmaya bırakan bir tavır sergiliyorlar. Bunların ikisinden birisi. Ama ne olması gerektiğini ifade etmem gerekirse şudur. Bizim ceza mahkemeleri kanununa göre bir yargılama yürüyor. Burada savunma için bir süre verdiler. Bu sürenin 60 gün olması hiçbir şekilde kabul edilemez. Böyle bir süre kesinlikle verilmemeliydi. Geçmiş Anayasa Mahkemesi savunma süreleri de hiçbir şekilde 60 gün olmamıştır. Bir ayı geçmemiştir. Bir ay olması da gerekmiyor. Her şey ortada açık, ayan beyan. Dolayısıyla bir haftalık süreyle de bu bildirilebilirdi. Anayasa Mahkemesi'nin bu takdiri, bu yetkisi var. Fakat Anayasa Mahkemesi işi başkanın ifadesiyle sürüncemeye bırakmayı tercih ediyor. Şimdi kesinlikle 60 gün süreden sonra tekrar bir ek süre vermesi HDP'nin davayı sürüncemeye bırakmak şeklindeki politikasına Anayasa Mahkemesi'ni alet etmekten başka bir anlam ifade etmez. Bunu kesinlikle kabul edilemez bulduğumu ifade etmek isterim. Evet, Anayasa Mahkemesi'nden acil bir red talebi bekliyoruz. Evet. Kamuoyunun, evet. Diyarbakır annelerimizin, Mehmetçiğimizin, ailelerinin, milletimizin tabii, beklentisi tabii, milletimizin, de bu yönde. Bu ormanlarımızı yakan alçakların bu örgütle bağlantılı tavırlarını biliyoruz. Türkiye'nin bütün milli meselelerindeki düşman tarafta olan açıklamalarını, tavırlarını biliyoruz. Dolayısıyla milletimizin isteği, milletimizin talebi doğrultusunda millet adına karar veriyor bu mahkeme. Millet adına, Türk milleti adına, Türk milletinin menfaatlerinin aleyhine bir tavır sergilemesi kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Hukuki de değil. Evet. HDP kapatılmalı netice itibariyle bu talebin hemen ardından da. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Nusret Senem, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Bizlerle birlikte olduğunuz için iyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar, çok teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz.